Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan Film Karesine Sığmayanlar programından sizlere sesleniyoruz. Bugün yine yönetmenlerim Ömer Faruk Onat ve Ayça Türk'le birlikte yeni kareleri ve bu karelerden bizim dünyamıza gelen gerçekleri ve anladığımız kadarıyla kendi düşüncemizi biraz daha zorlayarak ortaya koymaya çalışacağız. Yine konuğum uzman psikolog Ayça Çörtük. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu sinema sohbetlerinin insana dair olan kısmını çok seviyorum. Evet. Genelde senaryo ve özellikle senaryonun içerisinden bize gelen ve bizim anladığımızı konuşmak bize çok şey katıyor. Daha doğrusu çok şey öğretiyor. Herkesin kendi kareleri var dünyasında ve bu kareleri anlamak için bayağı bir yol kat ediyoruz. Ve bugünkü filmimiz Senin Dünyanda Saat Kaç? Bu filmi gerçekten siz de beğendiniz. Ben çok de çok beğenerek izliyorum. Safi Yazdan'ın 2014 yılı yapımı. Ve insanın aşkını, geçmişe ait, geleceğe ait, eve dönüşüne ait bütün hikayelerini bir arada barındırıyor. Bunu konuşacağız bugün. Öncelikle eve dönüşler. İnsanın bir çıkışı var bu dünyada. Hayatının başlangıcında, gençliğinde kendi yerinden bir çıkışı var. Sonra geriye dönüşler var. Bugünkü konumuz eve dönüş ama gerçekten bir ayrılış var bu dünyada, değil mi? Sürekli bir ayrılış hikayesi var. Evet, insana eve dönüş hikayesinde, bu hikayede anlatılmak istenen insana ne var hayatta eve dönüşüyle ilgili? Nasıl başlarız? Şey var, aslında eve dönüşten ziyade bir çıkış var. Evet. İnsan yaratılışında da bir çıkış var hep. İşte anne karnına dünyaya gelirsiniz. O dünyada artık kabuğa oraya dar gelmeye başlar, büyüdükçe zamanı geldi. Artık sığmayınca orası, evet, alan, yani kıpırdayacağınız alan kalmaz, yer kalmaz. Sonra bir çıkış vardır. Yeni bir dünyaya. Yeni bir dünyaya. Evet, her aslında bir çıkış, bir gidiş. O bulunduğunuz alandan o kabuğa sığmamak, yeni bir şey keşfetmek, merak vardır arkasında. Bazen de kaçış vardır. Evet. Ya şey, düşükleri de bazen ona benzetiyorum. Bir hani oradaki zamanından önce anne karnındaki düşüşleri bazen ona benzetiyorum. Zamanından önce orayı beğenmeyip terk ediş hali. Evet. Onu metaforik olarak düşünebilir. Evet, doğru. O şekilde. Doğru. Hani öyle düşünüyorum. Annenin o ruh hali olabiliyor. İşte daha öncesinde belki biyolojik bir sebep olabiliyor. Evet. Onunla biz de mesela kendi yaşadığımız çevrede de aynı şekilde. Evet, sağlıklı bir ayrılış çok güzel bir ayrılıştır. Kişinin kendisine katkı sağlar. Tabii sağlıksız ayrılışlar da katkı sağlar. Kişinin kendisini bulmayı sağlar. Evet. Ama en güzeli sağlıklı ve zamanında ayrılış. Evet. Sonrasında bize farklı dönüşler olmaması açısından. Evet. Evet, çıkışlar bir kabuk kırmadır. Gidişler. Yani sonrasında bir dönüş olacak. O işte dönüşte şey var. Kırdığımız kabuğu gerçekten böyle hani çatlak şekilde mi, yoksa evet, paramparça edip mi çıktık o kabuktan? Evet. Paramparça ettiyse o parçaları toparlamak için artık bir dönüş var. Evet, geçmişiyle geçmişe insanın dönüş, bağlantısı, evet, güçlü olmalı, değil mi? Mesela filmde de ona çok güzel vurgu yapmış. Evet. İlk mesela dönüşünde. Evet. Oyuncumuzun şey yapıyor. Annesinin mezarına geliyor. Oradaki filmin sanatsal yönü çok güzeldi. Ben onu çok beğendim gerçekten. Evet. Her duyguyu o kadar güzel, o yaşanmışlığı o kadar güzel anlatmış ki. Mesela mezarlığa geliyor. Mezarlığın başındaki ağaç bir bahar dönemi değildi. Kuru, böyle koca bir ağaç. Annesi koca bir insan. Evet. Hayatını kuşatan birisi. Evet. O koca ağaç ama yaprakları dökülmüş, bir şey kalmamış. Evet. Böyle durgun, dingin. Ve aşağısında bir ağlama, işte annesiyle vedalaşması. Evet. Şimdi kahramanımız Gülügil gerçekten kendi hayatını kurmak için İran'dan ayrılıyor. Evet. Ve orada Fransa'da yaşamaya başlıyor. Sanatçı, ressam. Dönüşünde dönme zamanı geliyor kendisi için. Dönüşünde onun çocukluk arkadaşı Ferhat karşılıyor ve Ferhat da çok farklı bir insan. Evet. Herkesin belki böyle bir arkadaşı olsun diye düşünülebilecek birisi. Ama değişik bir dünyası var. Onu da diğer zamanlarda anlatmaya çalışacağız. Kahramanımız annesinin ölümünün ardından geliyor. Ölümüne bile gelmiyor aslında, değil mi? İşte bu da iyi. Zaten çok belli ki çok dağıtıp, evet, çıkış, dağılmış bir çıkış var. Çünkü orada annesinin ölümünde orada olamaması ve mezarlık, hani annesinin mezarının başında bir vedalaşma, o, evet, ölüm esnasında vedalaşamadığı, onu toparlayamadığı şeyi şu an mezarlığın başında hani vedalaşarak toparlamaya çalışıyor. Evet. Aslında vedalaşmalar hani o cenazede,
tören, cenaze töreninde çok önemli. Çünkü yasın uzamasını engeller. Evet, hani doğru. Uzamış yas dediğimiz travmatik sebeple sonuçlara sebep olabiliyor. O vedalaşmayı iyi, sağlıklı, o süreci sağlıklı bir şekilde yaptığınızda, çünkü evet ölüm var, hepimiz için var. Ama ondan kaçış bizim uzamasına sebep olur onun. Hani daha böyle yaşıyormuş gibi davranmamıza, Evet. kabullenmemiş olmamıza. Ama Evet. onu zamanında yaşamış olsaydı belki de o an o kadar geldiğinde daha kolay bir uyum sağlayacaktı. Ama birçok şey aslında yabancı, başkasının gözüyle bakmaya çalışıyor, kendine alıştırmaya çalışıyor. İki arada gidip geliyor devamlı. Evet, daha önce de konuşmuştuk. Gülü gül ayrıldığı zaman 20 yıl kadar bir zaman Evet. geçiyor evinden, ülkesinden. Tabii ki şartlar onları nasıl sürükledi? O zaman da bir sürü genç arkadaşı onunla birlikte başka ülkelere ayrılmışlar filmin ilerleyen dakikalarında. Ama hazin sonları da var. Gülü gül geri dönüyor annesinin ölümünden sonra, kaldığı yerde, bıraktığı yerde her şeyi zannediyor ama orada farklı bir dünya var, farklı Evet. bir başlangıçlar var. Çözmeye çalışıyor. O ilk sahnede kendini tanıyan, kendinden daha iyi tanıyan birisiyle karşılaşması korkutuyor. Yolculuğun dönüşünü görmek istiyoruz. O ilk sahnede bunu yaşayacağız. شهر از همین بره؟ نه تاکسی ها اونجا باید بیستن بذاری من کمک کنم این تابلوها اینجا بدتر آدم گمراه میکنه سابق برین اونجا هم باید میستن الان دیگه همه شون اونجا ببخش Evet, onu karşılayan Ferhat, eski çocukluk arkadaşı ama Gülü Gül hatırlamıyor onu. Evet. Ve böyle birisini birisiyle karşılaşması korkutuyor. Hatta bavulunu alması bile onu ürkütüyor Evet, orada. nasıl? Yabancı gibi aslında, Tabii değil mi? tabii. Tabii. 20 yıl zaman geçiyor. Kendisi zaten dışarıda hani Evet. birçok şeyi bırakıp gitmiş arkasında. Evet. Belki de hatırlamak istemiyor. Onun altında o sebep de var. Hani çok kendisinin daha önceki neden gittiğiyle ilgili, neden için gittiğiyle ilgili filmde çok ayrıntılı bir şey verilmiyor. Evet. Ama oradaki şey de önemli yani. Ama Ferhat unutmak istemiyor. Evet. Birisi unutmak istiyor, biri unutmak istemiyor. Oradaki kısım da çok önemli. Çünkü biri Evet. kaçmış zaten oradan. Hani Evet. çıkış, bir terk ediş var. Çünkü 20 yıl boyunca dönmüyor. Annesi vefat ediyor, annesine bile dönmüyor. Evet. Diğeri de unutmak istemiyor. Ona dair hiçbir şey unutmak istemediği için Evet. tek tek onunla, yani o sanki İran'daymış gibi, o şekilde beraber yaşıyormuş gibi her gün tek tek öyle yaşıyor. Evet, Ferhat çocukluk arkadaşı Gülü Gül'ün onunla onu ona platonik bir şekilde aşık ve onunla birlikte gitmesinin ardından bütün hatıralarını, her şeyini saklayan, onun çocukluk kitabına kadar saklayan, defterine kadar saklayan değişik birisi, değişik bir insan, çerçeveci aslında. Evet. Hatıralara çok meraklı, hatıraları çerçevelemeye ve onları bir yerde tutmaya, kendi kalbinde, gönlünde, çerçeveler içinde tutmaya meraklı birisi. Aslında şey de geldi mesela Ferhat'ın o yapısında belli bir çerçeve içinde kuruyor her şeyi, belli bir sınır kalıplar Evet. içerisinde. Hani o mesela kendi döneminde hani onun dışına aslında çok çıkmıyor, belli bir alanın, belli bir şeyin resimleri de öyle mesela, bak biriktir önceki dönemi hep bir çerçeve halin, hep bir alan, bir sınırlama. Mesela 20 yıl sonrasını düşünemiyor aslında. Hep o geride kalmışla yaşadığı için Evet. onunla ilgili sınırlandırıyor. Hayal dünyasını, belki düşüncesini. Mesela geldiğinde işte Fransa'dan birinin o şey yaptığını göremiyor. Hani değişebileceğini düşünemiyor. Çünkü insan hani yaşam tarzı meslek seçimini de etkiliyor. Kendi uğraş alanını etkiliyor ya. Evet. Onun belli bir şeyi var. Orada kaldı o. O çerçevenin içinde kaldı. Evet. Hayalde Hayalindeki evet. arkadaşını bekliyor Evet, evet, aslında, evet. sevdiğini bekliyor ama o değil o. O öncesini hani sonrasını göremiyor. Hani Evet. çerçevesiz bir resim tablosu aslında oluşturabilir. Evet. Böyle daha geniş sınırlar olan mesela bir yere asıp onun Evet. arkasının önünü, yan taraflarını görebileceğimiz, ama sadece bir yer. Çerçevelerini sadece o resmin o kısmını görebiliyorsunuz. Evet. Aslında platonik bir aşk gibi gözükse de onu takip etmiş senelerce. Annesinin yanında kalarak, yardım ederek, evinde durarak,
Ayrıca Fransızca öğrenmiş onunla birlikte, evet, üniversiteye gitmemesine rağmen, evet, çok değişik bir platonik aşk hikayesi. Şey diyor ya orada filmde bir karesinde, üniversitede olmamama rağmen diyor, her gün üniversitedeydim ben, bir öğrenci, üniversiteli bir öğrenci gibi, evet, diyor. Evet. Yani hep o neredeyse orada olmak, onunla beraber, evet, Fransızcayı öğreniyor, hatta annesine yardım ediyor. Onunla ilgili bütün ayrıntılar, neyi sever, neyi sevmez. Evet. Şu an hayatında neler var, nasıl, hepsini öğreniyor. Evet. Mesela öyle bir şey, hani onun dışında bir hayatı yok. Evet. Orada kalmış, sadece onun hayatı orada kalmış. Evet. Aslında bu filmi seyredenler, birçok arkadaştan, birçok gençten dinlediğim şöyle bir şey vardı, istek, talep. Yani keşke böyle birisi bizi sevse diye. Ama çok bana mantıklı ve gerçekçi bir aşk hikayesi gibi gelmedi. Kendi bakış açısıyla seviyor. Şimdi değil mi? Değişimleri çok şey sevmiyor. Yani aslında kendi alanına, kendi sevgisini hapsetmek yani, hı-hı, orada. O sağlıklı bir şey değil zaten hani. Evet. Sevgi değil. O sadece ben böylesin bu şekilde mesela. Eğer onun dünyasına girmiş olsa o da onu o kadar sevmez aslında. Evet. Hani kadının dünyasına girmiş olsa, çünkü çok farklı dünyadalar. O kendi tanıdığım dünyayla kalsın istiyor. Bildiği dünyasında. Bildiği dünyayla, evet. Yani mesela biz öyle diyoruz ama gerçek hayata geldiğimizde bu çok zor yani. Çünkü siz kendi bir dünyanız var, kendi yaşamınız var, kendi düşünceniz, ifadeniz var, tercihleriniz olacak. Evet. Ama onun o tercihlerin dışına çıkamayacaksınız o zaman. Peki biz bunu aslında hani filmde görüyoruz, böyle hoşumuza gidiyor ama gerçek hayatta da birbirimize yapıyor muyuz? Eşler, arkadaşlar olarak hani değişimi, karşımızdakinin değişimini pek kabullenemiyoruz galiba, değil evet, mi? Evet, zaten orada şey var yani, bir taraf değişsin, bir taraf hep kabul etsin. Aslında değişim iki taraflı olsa, evet, çok sağlıklı olacak, problem olmayacak. Evliliklerde, evet, de zaten en çok şey o. Yani o niye böyle hep bir şey yapıyor ya? Sen kendine bir baktın mı hiç? Hı. Sen değiştin mi? Yok, karşı değişecek. Evet. Yani işte Ferhat hani o noktada kalıyor ama evet, Gülüm'ün değiştiğini göremiyor. Evet. Değişebilecek çünkü. Biz işte ona noktada hani bir ara aynı çatıyı paylaşmaya başladığında işte bu sıkıntı yaratır. Evet. Değişim iki taraflı olduğu zaman sağlıklı olur. Evet. Yani bu mesela hep şey vardır ya hani ebeveynlerde de, ah bizim zamanımızda şöyledir. Hemen Evet. ergen o zaman kızar. Artık değildir. Aslında diyor hani ergenle ebeveyn arasında çatışma istemiyorsa ebeveyn ergen dünyasında ne oluyor? Hani yeni şeyleri takip ederse problem yaşamaz. Çünkü aynı şeyi konuşmaya başlar. Bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Tabii tabii. Evet, yaşamasa bile. Yaşamak değil. Mesela şu an günümüzde ne yok? Bizde o değildi. Hep eski hı-hı, söyleyince o zaman kısıtlamış oluyorsun. Onun gelişimine de izin vermiyorsun. Evet, kendi hayalimizdeki bir dünyada çocuğu yaşatmaya çalışıyoruz aslında. Bu eşte de böyle. Eşte de öyle. Doğru. Kafamızda bir eş tablomuz var. Aşk tablomuz var. Evet. Onun dışında olduğu zaman kabul etmiyoruz. Sürekli evet, sağdan soldan kırıp evet, onaya oturtmaya çalışıyoruz. O kalıbı oturtmaya evet, çalışıyoruz. Oturmayınca olmadı işte. Evet. Böyle değildi. Benim hayalimdeki bu değildi. Evet, aslında bunun çözümü herhalde insan kendinin bu değişimin farkına varıp, değil mi? Evet. Anlaması ve fark etmesi. Aslında değişim gelişimdir yani. Hani şey değil, bir başkasının dediğini yapmak değil. Kendini geliştirmektir. Öğrenmek. Öğrenmek. Çünkü yeni bir şey öğreniyorsun. Ha, yapmadığını fark ediyorsun. Evet, ben artık bundan sonra bunu yapabilirim. Evet. Olduğu gibi kabullenmek neden bu kadar zor diyesim geliyor hani insanın karşısındakine, ama insanın kendini mi kendini acaba kabullenmek zor? Tabii kendisini hani değiştiremeyeceği için. Ha, evet, zorlanıyor. Karşıyı, evet, zorlanıyor. Karşıyı o zaman kalıba girdirmeye çalışıyor. Onu değiştirmeye çalışıyor. Aslında çok despotça bir durum. Evet, yani çok. Bir şey, hiç özgürlükçü bir yaklaşım hep değil. Özgürlükten de vururuz ama. Evet, söylerken normal değil. Normal hayatımızda yaşarken acaba ne kadar. Evet. Tabii bunun karşısında Ferhat'ın durumu böyle ama Gül de hatıraları ve geçmişiyle bağını bir an için, bir süre için koparmış, kesmiş ve sonradan bununla bir yüzleşme yaşamış ve yaşamaya başladığında filmin başında görüyoruz. Acılarla, hatıralarla böyle yavaş yavaş alışmaya çalışıyor eve, ortama, babasını hatırlıyor, ailesini hatırlıyor. Geçmiş zamanıyla ilişkiler kurmaya çalışıyor. Özellikle kültüründe, yani doğu kültüründe olan güzel kelimeler var insanlığa kalan.
gerçek, her zaman kullanılabilen. Babasıyla olan küçük eski diyaloğundan küçük bir sahne var. Evet. Orada bize çok şey hatırlatacak. Çok güzel, güzel bir sahne. Ay, çok güzel. Ne, hamuşa Goli can. Farda babas miyken beyin kara berisi. پدرم از کلمه خاموشی بعدش میمد. میگو برو بچه اون شراغ راحت کن. نمیگفت خاموش کن. Evet, burada babası lambayı kapat dediği zaman aslında hiç bir zaman kapat demezmiş. Lambayı dinlendir dermiş. Yani canlı bir varlık gibi her şeye canlıymış gibi ilişki kurarmış. Değil mi? Doğunun böyle bir kültürü vardır. Hayat verir her şeye. Evet. Şey önemli yani oradaki incelik işte söyleme kapat bitirmek hani kapat bitsin ya da oradaki değil, hayır ara verdik, dinlensin. Bir süreliğine. Evet. Yani o şey yumuşak bir geçiş, hani sert bir geçiş değil, yumuşak bir geçiş. Evet. O zaman daha hoş, ben mesela o da benim çok hoşuma gidiyor. Evet dinlendir. Çok evet, güzel yani çocuğu tekrar. Ama kapat, hani hem emir dinlendirin gibi böyle direkt keskin bir emir kipi de değil. Yani evet, sorgulamaya sorgulama, açık. Evet açık. Yani sen hani nasıl düşünsen, nasıl algılarsan senin algına bırakıyor, genişliğine bırakıyor evet. Orada. Evet. Bir teklif gibi sunuyor. Teklif gibi, teklif gibi sunuyor ve bu ilişkiyi mesela bırakmış gitmiş. Bu tarz hayatını ve düşüncesini terk etmiş ve geldiğinde hatırladığı evin içinde yaşadığı şeyler bunlarla bağ kuruyor ve bunlarla tekrar hatıralarıyla yaşamaya çalışıyor. Orayı orada nefes almaya çalışıyor sanki, değil mi? Şey yoktu zaten hani dönüşünde sanki nasıl desem o kültürden çok bir şey getirmiş. Aslında Fransa'da uzun süre yaşamış 20 evet. yıl. Ama kültürden çok bir şey getirmiş de gözlenmiyordu hani döndüğünde. Bazı evet şeyler var ama hani mesela sahnelerde daha çok kendi kültürünü özlem vardı. Evet. Orada iki kültür arasında hani sıkışmak gidince ne oradasın ne buradasın. Evet. İkisi arasında gidip gelmek döndüğünde o özlemi o hani bir de terk edip gidiş olduğu için hani sağlıklı bir kararla evet gitmesi gerek yapması lazım gibi bir düşünceyle değil. Evet. Terk edip gidiş olunca daha da böyle bir özlem bir veda çünkü her şeye belli bir vedalaşma da yok. Evet. O yüzden yarım kalanları tamamlamak üzere dönmüştü. Evet. Tabii bulundukları ortamdan işte farklı bir eğitim alma isteği, bunu evet. farklı bir yerde yaşama isteği tamamen geridekileri böyle terk etmesine sebebiyet vermiş. Çünkü bir sanatçı daha çok gelişmek istiyor. Orada bulamayacağını düşünüyor. Başka bir yerde Fransa'da yaşamaya başlıyor. Böyle bir zorlama gibi, zorlamayla çıkılmış oradan bir şekilde. Kendine kendi farklı bir hayat kurmuş ama o kültürü almış olmasına rağmen, hani Batı'da çok rahat, hür bir şekilde evet. kendince yaşamasına rağmen, geçmişiyle o düzeni kuramadığı için, bağlantısını kuramadığı için ya da kesip gittiği için değil mi? Geriye dönüş böyle, var. Hani başından beri söylediniz, geçmişiyle sağlıklı bir şekilde ayrılamadığı için. Hani evet. O hep bırakmaz, o yarım kalmışlıklar var. Evet. Yani tam bir veda olmayınca orada bir yarım kalıyor. Hırpalanmış, kırılmış, dağılmış gibi. O yüzden gibi. Mi arayıp soramıyoruz? Tabii, o yüzden mi fotoğraflara bakamıyoruz? Kaçış var çünkü kaçıyorsun. Evet. Hani orayı tamir etsen, sağlıklı evet. bir şekilde düzeltsen zaten kaçınma olmaz yani. Hı hı. Daha sağlıklı bir şekilde ilerlersin gittiğin yerde de. Kabullenişin daha kolay olur. Evet. Ama orayı tam bırakamayınca, bir ayrılma olmayınca kaçış başlıyor bu defa. Yüzleşemiyorsun çünkü gerçekle. Evet. Seni korkutuyor, yıpratıyor. Belki orada üzülmekten hani hazır hissetmiyorsun kendini. Zaten annesinin hani şeyde de belki gelememesi de oradan hani etraf herkes bildiği için. Evet. Cenazede nasıl karşılanırım artık? Nasıl olur mu? Ya da orada o esnada hani yüzleşememe bir kaçışı var. Sonrasında tek başına annesinin mezarında vedalaşıyor annesiyle. Evet. Bu hikayede ben hani üzen kısmı peki insanın kendi kimliğini aramak için çıktığı yolda bu boşlukları işte kopuklukları dolduramaması ve hala hep acı olarak yanında taşıması. Yani yeni bir şeye dönüştürememiş o ilişkiyi acı olarak geri dönüyor. Şey de yapmak lazım aslında hani mesela biz aileler olarak evet genç gerçekten hani biz
ebeveynler biraz daha çocuğa göre yaşı ileri daha deneyimli düşünüyor. Evet. O biraz daha deneyim katmak istiyor hayatına, yeni bir şey öğrenmek istiyor. Çünkü o kalıp ona dar gelir. Mesela çocuk gibi, küçük bir bebekken düşün. Evet. Çocuk ilk önce bir salonda falan oynar işte ya da odasında oynar. Sonra başka odayı keşfeder. Odayı keşfedince dışarıyı keşfetmek ister. İşte okula başlar. Evet. Okula başlayınca daha farklı ister. Yaş ilerledikçe hep bir alanı büyütmek ister. Hep yeni bir fark ediş olur. Mesela üniversiteyi hep çocuklar niye ister? Dışarıda okuyayım. Evet. İşte farklı bir kültür, farklı bir yer göreyim. Kabuğumu kırayım, kendi başım olayım, ayaklarım üzerinde. Eğer biz bunu kısıtlıyorsak bu istek daha da fazlalaşır çocukta. Ve tepki olacak. Tepki şeklinde, hani etki tepki şeklinde olur. Ama çocuğu biraz daha hani kendi gelişimine izin verirsek, mesela lise döneminde falan özellikle tercihler konusunda konuşarak, onu dinleyerek, hani olmuyorsa neden olmuyorunu anlatarak, hani hayır diyerek, kestirip atarak değil, neden olmuyorunu, yani illa da yaparsa karşılaşacağı sonuçları göstersek, o zaman belki bu kadar terk edişler onu da yormaz, bizi de yormaz. Evet, yani biz biraz zorluyoruz, evet, değil mi? Tabii biraz kendimizi yani de zorluyoruz. Ebeveyn olarak, hani sadece karşıya değil, ebeveyn olarak da hani neden istedi? Hani neden şey, mesela özellikle bazı ülkelerde biraz da şey var, hani gösterilen hani sağlıklı olmadan bu kesin emir, yani katı kurallarla yönetim şekli de var mesela bazı ülkelerin terk edişinde. Evet. Bazılarının tabii sebebi var, yani mesela dışarıdaki o hayatı görüyor, daha rahat, daha şey. Yani içine sinmeden kabul edilmişleri bırakmak için gidiyor. Evet, tepki olarak ortaya çıkıyor. Bu da geçmişiyle bağını koparmasına... Koparmaya noktasına kadar gidiyor yani, hiç önemli değil. Bundan sonra daha ben böyle belki daha rahat yaşayacağım deyip her şeyi silip yeni bir hayat... Evet. Ama yaş ilerledikçe bu hayatı yapmak olmaz. Hani o özellikle genç yaşta daha kolaydır insanların tercihi. Evet. Aslında hani şey yapabilsek... genç öğrenmek her yaşta var. Evet. Bunu böyle ara ara değişik, tebdili mekanda da hayır vardır diyeyim. Ara ara değiştirmek de... Kendimizi öğretebilsek. Tabii öğretebilsek, evet, kendimizi doğru. Yenilemek açısından evet. Çok iyi bir şey. Çünkü yeni çevre, yeni toplum, hani iklim olsun, her şey insana farklı bir öğreti kazandırıyor. Evet, her yaşa göre bir değişim geçirmek. Ama bizde şöyle bir şey var, işte artık yaşın ilerliyor, emeklilik yaşın geldi, bir yere bağlanıp oturman lazım. Artık hani emeklilik modu. Ya bu bizi aslında köreltiyor. Evet, aslında emeklilik bir cennet fikriyle aynı gibi geliyor ama halbuki öldürüyor insanı o fikir. Tabii bizi köreltiyor. Yani çünkü yaşadığın sürece öğrenmek var. Evet. Yaşadığın sürece kendini geliştirmek var. Geliştirdiğin sürece faydalı olduğunu hissedersin, mutlu olursun. Birisine faydalı olmak. Kendine her şeyden önce kendini faydalı evet. Olduğunu hissedersin. Yeni bir şey, yani değer katıyorsun çünkü kendine. Hep aynı rutinde dönmüyorsun. O yüzden yenilik, hani çocukların da yenilik arayışına biraz daha rahat bakarsak belki bize de bu iyi bir şey katacak. Deneyelim. Evet. Hani bizim de çünkü şey yapıyor. Çocuk başka ülkede olunca mesela en basitinden ben kendi yakınım, eşim mesela bir yurt dışındaydı. Mesela o ülkeyle ilgili birçok şey öğrenmiş oluyorsun. Evet. Hani değer katıyor sana. Evet. Hani bizim kendi oranın şartlarından dolayı biz gidemedik ama mesela orayla ilgili geldiğinde mesela o kadar o boyutta olduğunu bilmiyordum mesela birçok evet. Şeyi. Evet. Ferhat da bunu yapıyor. Güle Gül'le ilgileniyor. Onun nerede olduğunu, saat kaç olduğunu annesine onu anlatıyor. Onu hangi saatte kahvaltı yaptığına göre bile ilgilenerek annesine kahvaltısını saat hazırlıyor. Saat kavramı bu filmde çok dikkatimi çekmişti. Evet. Şey oluyor, evet, mesela yurt dışına gittiğinde falan. Orada saat kaç, hani bize göre saat fark var mı? Yoksa iyi yok, en azından daha rahat aynı zamanlarda buluşuruz. Hani çok enteresan gelmiş. Mesela çok sorguladım onu film izlerken. Evet. Neden buna ihtiyaç hissediyoruz? Aynı saatte olmak bizi neden rahatlatıyor? Evet. Hani aynı şey mesela beraber yemek yiyoruz. Hani evet. Halbuki herkesin yaşadığı zaman dilimi, saat, kendi dünyasının bir saati var. Evet. Biz sadece bize görsel verilen bir saatten hı-hı. Bahsediyoruz ama aynı yerde bile olsa aynı saati yaşamıyor olabiliriz. Evet. Birisi mesela geçmişe takılmış kalıyor. Evet. Genç mesela şey yapıyor, bu dönemin saatini yaşıyor. Evet, niye aynı saate tutturamıyoruz? O sahneyi gördükten evet. Sonra bir daha evet, üzerine duralım. Şimdi hocam. O kadar ver yenge hattı dari. Çera? Ben çeki onu dari alan çi mi hori? Ben tu çi? Aslan alan onca çi saati, çi vakti? Onca alan... Vakti sobuna... Yaz. Evet, şimdi diyor ki kahvaltı saati
aynı kahvaltı saatini orada Fransa ile İran arasındaki kahvaltı evet. saatini tutturup orada yaşamaya çalışıyor. İnsan böyle bir isteği var değil mi? Aynı evet, zamanda aynı mekanda aynı. Olma ihtiyacı. Yani aynı zaman diliminde yani mesela biz de kahvaltı yapıyoruz. Arıyoruz mesela birbirini. Aa sen de mi kahvaltıdasın? Evet. Aynı şeyleri aynı anı yaşama, aynı duyguyu belki. Burada hı-hı. beraber olma hissi hani daha çok hı-hı. yalnızlık belki onunla gidermek. Kopmamak, aslında kopmadığını istemek. Evet bazen hani zamanla bazen mekanla evet. aynı şeyi hissetmek. Bazen mesela şey olur. Kişiler aynı fotoğrafı götürür birbirinde bir tane onda olur bir tane. Evet evet. Şey aynen. gelmişti orada aklıma hani insanların böyle küçük kolyeler olur. Hı-hı. Onun içinde ya saat böyle ya da şey olur böyle fotoğraflar. Küçük anılar. Orada aslında hani o bir görsellik hani kopmamak. Hı-hı. O kaygıyı taşımak yani sanki gidince bırakacak kopacakmış gibi o, olunca sanki onunla ilgili hı-hı. bir şey hatırlatacak yanında bağlanma evet. ihtiyacı. Evet. Yani oradaki saat şey çok enteresandı kavramı. Hı-hı. Biz dedim yani neden sorguluyoruz bu kadar saatleri hemen hı-hı. o bizi neden rahatlatıyor? Aynı saat diliminde olmak. Herhalde şey de var mesela zaman dilimi farkı olan arkadaşlar mesela çocuklar yurt dışındaydı. Ciddi zaman dilim farkı var. Ya işte şey aradığımız saatlerde biz uykuya geçtiğimiz onlar yeni işe başlıyor. Hı-hı. Bayağı zor oluyor işte o saati tutturup hani onlar eve hı-hı. gelecek ki biz hı-hı. işte gece kalkıp konuşuyoruz falan hani döndüklerinde diye. Şöyle hani hı-hı. onların varlığını kendi dünyamızda evet, kendi devam ettirme devam, ihtiyacı aynı, hissediyoruz. İşte aynı dilimi paylaşırsak aynı anı yaşıyoruz. Evet. Beraber gidiyoruz gibi. Ama evet. sanki o ya önce ya geriden geliyormuş gibi. O rahatsız ediyor herhalde bizleri diyorum. Evet ama bizim aynı zamanı yaşadığımız, aynı ortamı paylaştığımız insanlarla aynı saati tutturamadığımız olabiliyor yani değil mi? Tutturamıyoruz mesela diyor mu? Birisi işte hep geçmişten konuşuyor ebeveyn. Evet. Genç yetişkin evet. şimdiki zamandan konuşuyor. Birisi askerlik anlatıyor sürekli. Başka birisi başka bir şey. Başka bir şey anlatıyor. Evet. Halbuki aynı dönemi tutturamıyorsun. Evet. Aynı ortamdasın, aynı mekandasın, aynı saat dilimindesin. Evet. Nerede yaşadığımızın farkında değiliz galiba çoğu zaman ya da etrafımızdakiler hangi zamanı yaşıyor, hangi gerçeği yakalıyor bunun da farkında değiliz. Bu da acı bir şey. Hepimizin, kendimizin bir gerçeklik şeyimiz var. Biz kendi gerçekliğimizden bahsediyoruz. Kendi saatimizden, kendi oradaki hissiyatımızdan, duygumuzdan. Diğeri evet. kendisinden bahsediyor. Evet. İşte karşıyı anlarsak evet bazen aynı dönemi aynı şeyi konuşmak çok önemli oluyoruz ama paylaşma açısından. Aslında şimdi insanların bir kaçışı daha var. Hani sanal dünyalarda böyle farklı zamanları, farklı şeyleri, filmler olsun, farklı sanal düşünceler ve bunun için kurulan teknolojik şey sistemler olsun böyle orada. Bir uzaklaşma var. Orada şey de var mesela hani işte zaman saat zamandan bahsedince mesela aşk konusunda da öyle hani bizim şimdiki evet. zamanda aşk tek düze böyle hemen tükenmişlik işte böyle kaydırıyoruz ya ekranı her evet. şeyi. Evet. Aşklar da öyle hemen yenilik. Bugün evet yeniliyor. Artık sıkıldık, artık bitti. Mesela o dönemdeki Ferhat'ınki ise uzun bir zaman geçse de evet. aynı düzende kalması. Evet. Zamana yayması. Aşk farklı yani herkesin. Evet orada hoşuna giden hı hı. her şeyin kıymetini bilmesi Ferhat'ın. Bilmesi, evet. Yani her bir portakal kabuğunun kokusunun ne kadar kıymetli olduğunu hatırlaması. Ya şey vardı mesela o koku olayı hani evet. onu düşünün koku üzerine. Koku mesela çabuk anıları hatırlamada çok etkilidir. Yani mesela psikolojide de özellikle kokunun önemi çok önemlidir yani. Mesela oradaki portakal kabuğunun işte sobanın üzerindeki verdiği koku o bütün anıların canlanmasına İkisi için de evet. ona dikkat etmesi çok güzeldi yani. Çok ince ayrıntılar vardı. Kendilerini yani o anıyı hatırlama açısından oradaki ince dokunuşlar. Evet. Aslında bazı hikayelerde bazı insanların söylemlerinden duyduğum kadarıyla eski resimlerine, gençlik fotoğraflarına bakamadıklarını söylüyorlar ve bundan acı duyduklarını. İnsanın böyle bir şeyden acı duyması bile çok acı geldi evet, insana. Çok şey. Üzücü bir şey değil yani mi? Kabullenmeme. Evet. Şey ya. Yani biz o zaman hep iyi işte şey var yani yaşlılığı o yüzden aslında her yaşın kendine göre bir güzelliğinin olduğunu bir kabulleniş olsa evet. yani hep geç o yüzden geçmişten biz ah biz gençken şöyleydi demeyiz zaten. Evet, evet. Şu anda biz hani şu dönemde oldu. Şimdi de böyle bir fayda alayım. Ya da şu an şöyle bir deneyimim var. Hani bunu
şu anda fayda, yani bir belki de orada şey var. Faydalı olmak, yani yararlı olmak, nasıl desem, hayatın içinde olamadığından, o dönemde hani önceki fotoğraflara bakaması daha çok hayatın içinde, daha çok istediği gibi. Şimdi emeklilik dedi ki bahsettiğim, evet. Geri çekilmişlik, evet. Böyle kendi kabuğuna, o da onu rahatsız ediyor. Onun altındaki o yapıya biz işte gençken demeye başlıyor. Evet. Geçmişteki güzel hallerini, gençlik hallerinin özlemi tabii ki herkeste vardır ama bunu böyle bir yok, sanki yokmuş gibi görmek istememek, yani eski bir dostu yok saymak gibi bir şey, evet. Sanki değil mi, yaşadığın ya, anları yani o iyisiyle yok saymak. Aslında senin hayatın, evet. Her şeyiyle onu kabullensek daha rahat, önümüze daha rahat bakarız. Aslında kendini yok tabii saymak kendini gibi. Kendini yok sayıyorsun. Yani önceki dönemi hep öncede kaldığı için şu anı yok sayıyorsun. Hı-hı. Belki o dönemde mesela şöyle bir şey vardır hani genelde. Evet, biz çocukken diyerek, evet. Ya da ben ileride şöyle yapacağım diyecek. Yine o dönemle ilgili bir şikayet olacak. Evet. Aslında bu hayatın kendini barışık olmak, öldürmek gibi bir şey. Değil kendini, mi? Gençliğini öldürüyorsun, yok sayıyorsun. Öyle yaşamaya devam ediyorsun. Bu pek herhalde sağlıklı bir gelecek için sağlıklı bir şey oluşturmuyor insanın yani yaşlılığında. İşte şey var. Az önce dedim ya, yaşlılığında da öyle. Yani hayatın içinde hep var olması, yeni bir şey deneyimlemek istese o geçmişle de rahat olur. Evet. Gelecekle de. Biz zaten yeni bir şey deneyimlemediğimiz için geçmişe film, ben hep onu diyorum. Kaset tekrar başa sarıyor belli bir, evet. Zamandan sonra. Evet. Diyoruz işte dönüp dönüp başa anlatıyoruz. Hı-hı. Çünkü yeni bir şey katmıyoruz hayatımıza. Bu defa da kendimiz de yeni öğrenmeyince öncesiyle mutlu olmaya çalışıyoruz. Halbuki yani bu Alzheimer'da da çok önemli bir şey. Yeni, evet. Bir şey öğrenmek. Özellikle 40 yaş sonrası dil öğrenin deniliyor. Yeni bir şey öğrenin. Mutlaka bir şeyler öğrenin. Hayatınıza, hı-hı. Yeni bir şey katın. Bilgi öğrenin. Hı-hı. O zaman daha mutlu oluruz aslında. Daha sağlıklı oluruz. Evet. Ama biz belli bir yaşa gelince artık şey var. Hani biz de oturmuş, ben doğru buluyorum. İşte artık 40 yaşından sonra hani tamam, İşimiz bitmiş gibi. Hani, hı-hı. Böyle yaşatmış, işim bitmiş. Aslında verimlilik deneyim, daha çok hayatına katabileceğin çok şey var. Evet, bir sürü tecrübe var neticeleri yani. Olabilir. Yani bizdeki emeklilik mantığı çok yanlış bizde zaten. Çok erken yaşta hani emekli olalım, bir kenara kabuğumuza çekilelim. Evet. Artık birileri hizmet etsin. Değil. Evet. Ben her, yani beklemek değil, ben ne yapabilirim? Kendim için ne yapabilirim? Etraf için ne yapabilirim? Evet. Biraz olursa daha hayatın içinde oluruz. Evet. Aslında yani ölümü, yani kendi kendine ölümü mahkum etmek, yaşarken ölüyormuş, evet. Gibi davranmak bizim çok elimizde. Çok erken nadasa, ben onu diyorum, toprak olarak hani nadasa bırakırız, çok erken nadasa bırakırız. Bir türlü de verim alınmıyor zaten bırakıldığı zaman. Asıl verimlilik alacak dönemde toprak, evet. Heba oluyor. Ve hayat devam ederken, evet. Böyle bir şey kendine yapmak ölüm gibi. Gülü Gül'ün arkadaşlarının da öldüğünü hatırlatan bir sahnesi var. Ferhat ona birazcık da esprili bir şekilde kendi dünyasında ölümü nasıl yorumluyorsa bunu söyleyiş tarzı da var. Onu bir görelim. Ölümü düşünelim. Nasıl film ha? Fenlon çıkıyor mu kertemiz? Ne bileyim. Komisar Batçoy diye ki raftan diye. Bir raftan Amerika ve Kanada ve Fransa ve این خاک برستان را فنلاند تامیلا به جزیره است فنلاند. Evet. Arkadaşı, onların yine üniversiteden arkadaşlarının bazıları yine ülkeyi terk etmişler Gül'ün gittiği zamanlarda. Burada dönememişler ve orada bir intihar etme durumu oluşmuş ve bunu anlatıyor Ferhat ona. Kendisinin yaşadığı hayatın onun başkalarına da getirisini söylüyor. Yani başkaları da senin gibi gitti ama geri dönemedi gibi, evet. Bir şey söylüyor. Yani belki de sen döndün, bakalım ne yapacaksın diye bir sorusu şey olabilir. Aslında orada hani yeni öğreniyor anladığım kadarıyla arkadaşın. Çünkü, evet. Ben öyle anladım filmde. Evet. Arkadaşın öldüğünü. Aslında şey var, hani kabullenilmemişlik var. Hani kendi annesinin ölümüyle de yüzleşiyor geldiğinde, o şey yapamaması, arkadaşlarıyla hani ayrılıp birbirinden haberdar olmaması, o terk ediş. Oradaki hesaplaşmalar bir anda üst üste gelince onun verdiği bir tepki vardı direkt. Yani içinden çıkamıyor, kendini de suçlu hissediyor, suçluluk duygusu da var. Ama bir türlü onun işin içinden çıkamadığı için orada ani bir tepki veriyor Ferhat'a.
Nasıl olur? Sen hatta şey suçluyor orada. Sen ölümle hani onunla dalga mı geçiyorsun? Nasıl böyle gülerek söylüyorsun? Evet. Halbuki orada şey vardı Ferhat, hani biraz daha ölümü daha normal karşılıyor. Hayata dair. Hayata dair. Görelim. Yani olabilir, hayata dair ölüm var. Evet. Ama diğeri orada yok oluş gibi daha çok. Hı-hı. Hani çünkü şey var, hiç görmemiş, gitmiş. Ve kendi dediğim gibi asıl en büyük şey orada ölümle ilgili annesiyle ilgili. Çünkü evet, annesinin ölüm anında yanında olmayı mutlaka istiyor. Çünkü ilk gelir gelmez zaten mezarlığa gidiyor. Evet. Oradaki bütün ölümle ilgili şey orada zaten. İlk yüzleşmesi, ölüm yüzleşmesi orada. Ve sıkıntısı da orada yani kabullenmek, işte bir daha görememek, hani bıraktıkları insanları, vedalaşamaması. Evet. O nedenle ölümle ilgili şey sıkıntısı oradan başlıyor, annesiyle ilgili, annesinin kaybıyla. İnsanın aslında ölümü yorumlayamamasındaki sebep hayatı gerçekte yorumlayamamasından kaynaklanıyor diyebiliriz değil mi? Hayatı, gerçekte hayatı evet, nasıl algılıyoruz? Hayatı algılamamızla ilgili, ölümü anlamlandırmamızla ilgili. Hani belki ölümü yok oluş olarak görürsen, hani bir daha göremeyeceğim, bitti artık her şey bu dünyada. Evet. Evet, o zaman onun için ölüm çok daha ağır ama ölümü ben hep şey diyorum, bir virgül aslında ölüm. Hı hı. Hani o virgülden sonrası tekrar bir daha devam ediş. Ama bu şekilde hani senin bakışına da bağlı. Evet, artık son, her şeyin sonu gibi baktığında gerçekten ölümü kabullenmek daha zor olur. Evet. Ama orada her yani normal, işte belli bir şey gelecek, öleceğiz, tekrar hani sonrasındaki hayatı düşündüğünde o zaman biraz daha ölüm kolaylaştırıyor. Aslında başında anlamlandırmamız evet, alakalı bir şey ölümü. Evet. Başında anne karnındaki hikayeden de bahsettik evet, ya başka bir dünyaya geçiş oldu. Evet. Burada ne anne karnında gibiyiz ne de değil mi? Evet. Oradaki hayatı evet, yaşıyoruz. Bu gerçek bir şey var ve yeni aslında, dünyada da farklı bir hayat var. Aslında şöyle bir şey de var. Hani ben anne karnında hep belli bir daha dar bir çerçeve. Evet. Hani şey olarak orada yaşıyorsun. Sonra dünyaya veriyorsun, kendini başına bırakıyorsun dünyada. Evet. Belli bir şeye gelince hani çünkü annenin desteğiyle yavaş yavaş alışıyorsun aslında bu dünyaya. Hı hı. Annenin desteğiyle. Artık alışıp tamamen dediğinde zaten kendini kopuyorsun. Hani bu artık ben varım. Evet. O şey olmaya başladığında belli bir yaşa geldiğinde. Sonrasında kendi başına iradeni bırakılıyorsun. Tercihlerine, bireyselleşmene. İşte burada bizim de şeyi vermemiz lazım. Hani kişiye bireyselleşme hakkını, özgürlüğünü evet, evet, seçim hakkını, evet, çok kısıtladığımızda yaşam hakkını, çünkü şey olur, seçemez, tercih edemez, defa kalıplar dar bir çerçevede kalır, yani anlamı da kuramaz hayatla, şeyle, ölümle. Evet. Yani, doğru bir tercih bile yapsa evet, mutlu olamaz. Tabii yani mutlu olamaz, orada. Sonrasında hani şeyi de öyle, sensiz bir şey yapamayacağını düşünür, evet, çünkü çok bağımlı bir ilişki geliştirir etrafla. Evet. O zaman işte ölüm onun için çok vahim olabilir. Evet. Çünkü şey yok, birey olarak tek başına kalmak gibi bir becerisi yok. Evet. İnsan aslında çocukluktan çıktığında aslında çocukluğun ölümü demek, gençlikten çıkınca da gençliğin ölümü demek, değil mi? Böyle bir büyük büyük süreçler yaşıyoruz. Tabii. Bunun da bir değişimi var i̇şte ve bunlar da yokluğu değil. İşte dediniz ya şimdi hani çocukluktan çıkıp o süreci daha kolay atlatırsa, mesela çocukluktan ergenliğe geçip hani o süreci kolay atlatan kişi her aşamayı daha sağlıklı geçiyorsa evet, mesela ergenlikten sonra işte yetişkinlikten sonra işte yaşlılık hesabı, bunları tek tek kolay geçiriyorsa yaşlılık da kolaydır, evet, sonrası da kolaydır. Ama her dönemi geçişi sıkıntılıysa, hı-hı, fırsat verilmiyorsa deneyimlenmesine, kabulleniş zordur. Hı-hı. O zaman hatıralarda ya da çerçevelerde hapsedip Ferhat gibi olamıyoruz tabii. Ferhat çok mutlu yaşıyor hatıralarıyla ama gerçeğin dışında bir dünya kurduğu için mutlu yaşıyor. Değil mi? Tabii, orada. Tabii, tamamen kendi dünyasında. Hı-hı. Hani şey, dışarıdan baktığında kim sağlıklı, kim sağlıksız ona da mesela diyor. Herkes Ferhat'a sağlıksız diyebilir. Ama o da kendi açısından kendisini çok sağlıklı bulup dışarıdakini bulmayabiliyor. Aslında herkes kendi dünyasında çok mutlu, çok böyle hani günlük hayatını sürdürüyorsa, hı-hı, zaten o sağlıklıdır. Evet. Kimseye ihtiyacı olmadan. Hani, hı-hı, kime göre hep doğru, işte şu doğrudur. Kime göre, neye göre doğru? Evet. Burada sıkıntısı olan filmde, hı-hı, Gülü Gül. Yani evet, orada Ferhat'a onun topladığı hatıraları, anıları, kendisiyle olan geçirdiği vakitlerin her noktasını bilmesi hayret verici geliyor ona.
ve buradaki hatıralarının niye topladığını sorguluyor ve ona soruyor. Bu sahneyi de hakikaten evet. bize düşündüren bir sahne olduğunu evet. düşünüyorum. ساعت اتاقم این هر کی میدید فکر میکرد عقبه یعنی چی که این همه مدت اینا رو نگه داشتی؟ دیگه اینا اسباب خوشی من بوده گلی جون قصه‌ام که نبوده Evet, bunlar bizi beni üzmez diyor bu topladığı anılar ve hatıralar. Ferhat'ı üzmüyor ama gülü gülü üzüyor. Hakikaten. Çünkü onu üzmüyor, o onunla mutlu o hatırayla, hı hı. o hatırlamak istemiyor. Biri onunla kalmak, olmak da hı hı. mutlu. Birisi de onun ona yani yaşayamadıklarını hatırlattığı için. Evet. Ferhat çok... 20 yıl boyunca onu yaşatmış dünyasında evet. ama Gül onu yaşatamamış orada. Evet, hep orada mesela şey diyor ya, saati gösteriyor yine, saat niye diyor, herkes bu saati geri bilir evet. hani diye. O aslında birisi geriden takip ediyor, evet. birisi öncesine önceden. Koşup gidiyor. Hı hı. O saat yani oradaki o geri kavramı çok güzel ifade ediyor. Birisi o dönemi takip ediyor. O ikisi de birbirini aslında yakalaması için mesela. Verilmiş mesaj. Oradaki içinde çıkarıyor tek tek. O geçmişle kendisini tamir etsin diye hatırlamasına, unuttuklarını, evet. kaçtıklarını hatırlamasına. Hı hı. Uzun bir yolculuktan sonra dönüşlerde herkes bilir bunu. Değil mi? İnsanın evet. böyle bir yakalama süreci olur. Herkes ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, değişmiş mi, değil mi? Değişir de ve bu insanı korkutur. Siz de demiştiniz mesela, korkutur. Ben işte şehir değişikliği yapmışımdır hayatımda birkaç. Gittiğimde bakarım arkadaşlarım, çocukları kocaman olmuş. Ya biz ayrıldığında şehir çok değişmiş. Evet. Şöyle bir değişim. Bir yap, o ilk bıraktığın gibi değilsindir, yabancı gibi. Evet. Sonra muhabbete başlarsın arkadaşlarınla, dostlarınla. Ha, ilişki tam kaldığı yerde. Aslında evet. işte önemli olan kısmı o. Evet, oraya geçiş yapmak o geçim, lazım. Oraya geçmek lazım. Yani ilişkide kaldığın yerdeyse sağlıklı, gayet güzel. Hı-hı. Ama hep işte ya şey değişecek tabii. Biz de Hı-hı. değiştik çünkü. Ama biz işte şurası niye değişmiş, şu niye böyle olmuş, çocuklar neymiş. Hep o kaygıyla baktığımızda zaten o anı da yaşayamayız. Kavuşmanın, evet. hani özlemin. Ben hep şey diyorum mesela, bir şehri çok sevmiştim oradan değiştirdiğimizde. Bayağı bir alışma sürecinde şey yaşamıştım. Sonra dedim ki, evet bu da lazımmış insana. Çok hayatına çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Evet. Yenilenmek. Gerçekten ben ara ara diyorum hani bir hicret lazım. Evet. Yenilenmek lazım. Hı hı. Demek ki aslında bu geçişlerin normal olduğunu ve bunların evet. farkına vararak bize iyi geldiğini düşünmek ve bulmak zorundayız. İyi geldiğini düşündüğünüzde zaten iyi yönlerine bakarsınız. Ama hep ya böyle işte şu kaldıydı, bu kaldıydı, şu öyle hı hı. olduydu. O zaman orada kalırsınız. Zaten sağlık daha çok sağlığınızı etkiler. Hani şeye dönüşür bir defa. İşte ayrılık travması. Evet. dönüşür. Yani o sizde bir travma olarak kalır. Hı hı. Ama oradaki gittiğinizde o ilişkileriniz aynı yer noktadaysa hiçbir problem yok o zaman. Ben dostlarım, arkadaşlarım yine aynı noktadayım zaten. Evet. Önemli olan kısmı değil mi? İlişkilerimizin sağlıklı noktada kalması. Evet. Zaman, mekan hepsi değişecek. Biz değişiyoruz. Gittiğimiz yerde de biz değişiyoruz. Hı hı. Bazı eşyalara bağımlılık geliştiriliyor değil mi? Evet, i̇şte onlar yanında olmazsa mutsuz oluyor. Onlarla birlikte bağlanmayla yaşamaya alakalı bağlanma şey var orada. Güçlü yani, bir şey yaşanıyor. Tabii aileyle ilgili hani kendi anne o çocukluk döneminde ilişkilerine bağlanmayla ilgili sağlıklı kuramamışsın. Onu bir eşyayla geliştirirsin, Hı-hı. bir mekanla geliştirirsin. Evet. Bağlanma ihtiyacı var çünkü orada. Yani özellikle yaş ilerleyince insanlar yer değiştirmeyi o yüzden istemez. Bir yere illa bağlanma ihtiyacı hani duyar. Daha güvenli daha oluyor güvende diye düşünüyor. Hissediyor. Evet, evet. kendini daha güvende hissediyor. Ama halbuki, öyle bir yani yok, aslında, öyle bir dünya yok. Aslında hani güven kendimizle alakalı. Biz evet. bir yere toprakla alakalı değil, değil, bir yerde kalmakla alakalı değil. Hı-hı. O kendi çevrenle, sosyal çevrenle gittiğin yerle bir ilişki evet. kuruyorsan her yer güvenli aslında. Evet. Ne zamanla, ne mekanla aslında, ne de bizim eşya ile olan bağımız. Gerçek. Hepsi değişen ve sürekli yenilenen evet. bir şekil içerisinde. Ve bizim buna kabullenip uyum sağlayıp yani anlam bulmamız gerekiyor. Bir şekilde evet. bir anlam bulmak yani bizim durumdayız. Bizim anlamlandırmamızla alakalı. Orayı nasıl anlamlandırıyoruz? Ya biz oradan kopmak istemiyorsak evet her şey anlamsız gelir. Yok burayı kabullenip hani evet burada da olabileceğini düşünüyorsak tamam.
Evet. Süreci yürütürüz. Evet, filmin sonlarına doğru Ferhat bu bulunduğu ortamda Gül'ünün yanında kalmak istiyor ve böyle bir uyku hikayesi var. Uykuya dalma hikayesi evet. var ve bana bu biraz acı geldi. Yani o dünyasından mutlu ve ben burada uyuyayım, kalayım, böyle bir dünyada yaşayayım diyor ama gerçek değil gibi. İşte çünkü karşısındaki o değil. O da gerçekten kaçıyor. Evet. Hani şey var. Ben burada mutluyum. Bırakın ben burada kalayım. Hani beni uyandırmayın. Hani bazen şey olur ya. Böyle mutlu şey bu an hiç bitmesi. Evet. Depresif hallerde evet, de demiştiniz değil mi? Evet. Biraz bazen evet, öyle evet. oluyor diye. Tabii o şeyde kaçış vardır. Depresyon hani hep böyle şeydir zaten. Hani gerçeklikle karşıya gelmemek için evet. hep uyku hali uzar, uzun sürer. Evet. Orada da aynı şey var yani kendi dünyasına oradan çıkmamak. Evet. Onu görmemek adına. Evet. Bir yerde uzun süre böyle ısrar ediyorsak, bir şeyde çok kararlı böyle kalmaya çalışıyorsak, bir şeye aşırı derecede sahipleniyorsak bunları bir kontrol etmemiz lazım tabii, değil biraz, mi? Ya da ettirmemiz şey, lazım. Yani bir kendimize bir düşünmemiz lazım. Hani nasıl olur? Evet. Niye bu kadar aşırı bağlıyım? Hani niye bu kadar bu bana hani niye kaygı veriyor? Evet. Yeniliklere açık olmak gerekiyor. Tabii. Evet, anlamaya çalışmak. Hani niye bu kadar anlam yüklüyoruz öncesine? Hani yeniliği neden kabul etmiyoruz? Neden sıkıntılı görüyoruz? Evet. Evet, biz aslında bir filmi bile tekrar seyrettiğimizde ya da birkaç sene sonra bir daha seyrettiğimizde farklı anlamlar çıkıyor. Farklı kareler çıkıyor. Hayat karelerinden kim bilir neler ben çıkar. Ben diyorum mesela bazı filmleri birkaç defa farklı zamanlarda izlerim. Her defasında farklı. Hadi bugünkü bakış açısına göre. Halimle. Evet. Oradan o kareyi alıyorum. Çünkü o kare bana yansıyor. Evet. Benimle alakalı bana hitap ediyor. Öncesindeki bulunduğum halde demek ki farklı karesi bana hitap ediyordu. Onu aldım. Evet. Biz saatimizi, zamanımızı evet. tutturabildik mi bilmiyorum ama herkesin saati ve zamanı evet. kaç bilemiyoruz. Kendi zamanımızı yakalama durumundayız. Yani anı en azından evet, yakalama durumundayız ve bu bizim hayatımızın gerçeği ve tek gerçeği. En azından diğer karelerde değil mi? Evet. Başka karelerde bunu yakalama çabasını tekrar belki yakalar, yani çalışırız, bunun için çalışırız. Bugün de çok güzel bir sohbet oldu. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bir dahaki film karesine sığmayanlar da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.